Gemideki en önemli işlerden birisi de yükü emniyetli bir şekilde bir noktadan bir noktaya taşımak. Bunun için sefer planı veya seyir planı dediğimiz planlama yapılır. Bu görevi 3. kaptan yerine getirip süvari yani gemi kaptanı tarafından kontrolü yapılır. Bunun için arkadaşlar burada bir senaryo oluşturdum. Bizim gemimiz bu limanın içerisinde bulunacak ve bu limandan çıkarak bu trafik ayrım düzenini kullanarak bu tarafa dönüp burada bulunan demirleme alanına demir atacağız. Waypoint diye adlandırdığımız dönüş noktalarımızı tespit ettikten sonra bunları sefer planı evrağına işleyeceğiz. Sefer planı evrağımız bu şekilde arkadaşlar. Waypointlerimizin enlem, boylam, rota gibi değerlerini bu evrağa işleyeceğiz. Senaryomuza geçecek olursak arkadaşlar, burada kullanacağımız harita 1 bölü 100 bin ölçeğinde. Onun için ayrıntıyı çok az vermekte. Haritanın kitabesinden daha ayrıntılı haritaların olup olmadığına hemen sizlerle bir bakalım. Bunun için haritanın kitabesine doğru geçiyorum. Siz de hem görmüş olursunuz haritamızı. Haritamız çok büyük olduğu için bu şekilde çekim yapabiliyoruz. Şimdi burada haritanın kitabesi var. Daha önceki derslerimizde bunu işlemiştik. Aynı haritamız zaten. Bakın burada ölçeğimiz 1 bölü 100 bin verilmiş. Çok büyük bir ölçek. Onun için ayrıntısı çok az. Hemen kitabemizin alt kısmında arkadaşlar tam burada haritamızda bulunan limanların daha ayrıntılı bir şekilde gösterimi yapılmış. Bizim limanımız tam bu kısımdaydı arkadaşlar. Buradaki haritaları kullanacağız. Bakın 123 ne oldu? Daha ayrıntılı bir harita varmış. Bakın limanı gösteren 76 numaralı daha da ayrıntılı bir haritamız mevcutmuş. Biz buraya sefer düzenlemeden önce şirketten 123 ve 76 numaralı haritaları da istememiz gerekmektedir. Arkadaşlar senaryomuza geçmeden önce burada uyguladığımız her şeyi diğer daha ayrıntılı olan haritalarda da uygulayabilirsiniz. Şimdi biz 1 bölü 100 bin ölçeğindeki bu ayrıntısız haritada yapıyoruz diye diğer ayrıntılı haritalarda farklı bir şeyler var mı şeklinde bir şey düşünmenize gerek yok. Aynı şeyleri diğer haritalarda da uyguluyorsunuz. Şimdi diyelim ki bizim gemimiz bu limanda tam burada bulunsun. Buraya artı noktası koydum. Bu noktamız waypoint 0 olur arkadaşlar. Buradan limanın ağzından çıkış yapacak. Bu tarafa doğru gelecek. Bu tarafa doğru gelince bakın şuraya çıkacak. O zaman benim gemim şu noktalarda bir yerde dönmesi gerekiyor. Şimdi çizelim arkadaşlar orayı. Benim gemimin bulunduğu nokta buydu. Waypoint 0. Şöyle limanın tam ortasından geçecek şekilde yapalım ki limandan neta şekilde geçelim. Yani uygun şekilde. Bu şekilde buraya kadar gelsin gemimiz. Tam arkadaşlar şu noktada Waypoint 1 noktam olur o zaman. Buraya da Waypoint 1 yazarım. Bu Waypoint 1'den de arkadaşlar gemimiz ne tarafa dönecek? Trafik ayrım düzeninin olduğu noktaya doğru girecek. Bakın bu şekilde de trafik ayrım düzenine girdiğimizi düşünelim. Tam buraya kadar gelelim. Buraya geldikten sonra yine Waypoint 2 noktamızı yazalım. Waypoint 2 noktamız. Bu Waypoint 2'den de arkadaşlar bu tarafa doğru dönüp buraya gidelim. Şu şekilde dik şekilde hızlı bir şekilde bu trafik ayrım düzeninin ağzından çıkalım. Bakın bu şekilde çıktığımızı varsayalım. Burası da nedir? Waypoint 3 noktamız. Şu artıyı şöyle çizeceğiz haritaya dik şekilde. Buradan da demirleme bölgemize doğru geçeceğiz. Waypoint 3 noktasından A demirleme bölgemize gidelim. Bu şekilde buraya geleceğiz. Bunu haritaya dik şekilde çizecektik. Burası da Waypoint 4 noktası. Şimdi kısaca bir bakalım arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım kameramızı. Evet, gemimiz limanın içerisinde bulunan Waypoint 0 noktasından çıkacak. Buradaki waypoint 1 noktasına, buradan da trafik ayrım düzeninden emniyetli bir şekilde geçip waypoint 2 noktasına gelecek. Waypoint 2 noktasından waypoint 3'e, buradan da waypoint 4'e geleceğiz.
Bir sonraki adımımızsa waypointlerin arasındaki rota değerlerini bulmamız olacak. Rota nasıl hesaplandığıyla ilgili videomuzu yayınlamıştık. Oradan rotanın nasıl hesaplandığına bakabilirsiniz. Burada bulunan pusula gülünden faydalanarak hesaplıyoruz. Ben bir adet size örnek göstereceğim. Zaten diğer videolarımızda bunlar nasıl hesaplanıyor bunu işlemiştik. Burada waypoint 2 ile waypoint 3'ü hesaplayalım. Bizim kolayımıza bu geliyor arkadaşlar. Bu tarafa doğru da kameramızı yaklaştıralım. Daha iyi görünün. Evet, şimdi kameramızı yaklaştırdık. Şimdi paralel cetvelimizi waypoint 2 ile waypoint 3'ün arasındaki çizgiye paralel olarak yerleştiriyoruz. Tam paralel olduğu 3 parmak yöntemini kullanacağız. 3 parmağımızı tam bu cetvelin üstüne koyuyoruz. Kaydırmaya başlıyoruz. Bu artı işaretinin tam ortasına denk getireceğiz cetvelimizi. Tam ortasına denk getirdik. Şimdi arkadaşlar biz nereden nereye gidiyorduk? Waypoint 2'den waypoint 3'e. Bu tarafa doğru gideceğiz. O zaman bu artı noktasının bu tarafındaki pusula gülümüzün değerini alacağız. Bakın tam buradaki bu değeri alacağız. Eğer waypoint 3'ten waypoint 2'ye gitseydi yukarı, o zaman yukarıdaki değeri alacaktık. Ama biz bu yönde gidiyoruz. Bu yönde olan değere bakacağız. Şimdi burada ne yazıyor? 140. 141, 42, 43, 44. O zaman 144'e gidiyormuş. Bakın şu şekilde ok yaptım. Bu yöne gittiği için. Ok bu tarafı gösterecek. Buraya 144 derece diyorum. Rotamızı bulduktan sonra waypointler arasındaki mesafeyi hesaplamamız gerek. Bu mesafeyi hesaplamak için de körpergeli kullandığımız bir videomuz vardı. O videodan bu mesafeyi ölçmeyi de yine tekrar edebilirsiniz. Biz burada yine bir adet örnek göstereceğiz. Bakın waypoint 3 ile waypoint 2'ye bu şekilde körpergelimizi açtık. Şu an körpergelimiz sabit. Bunu ölçtükten sonra bunun tam karşılığındaki enlem değerlerinin olduğu yerden biz bu ölçümü yapıyorduk. Şimdi kameramızı kaydırıp enlem değerlerinin olduğu noktaya gidelim. Bakın şu an enlem değerlerimizin olduğu tam bu waypoint 2 ile waypoint 3'ün karşılığına gelen, takriben karşılığına gelmesi yeterli. Ölçeceğiz. Bakın 42 derece yazıyor. Bu 42 derecenin olduğu yere koyup ölçelim. Tam şu kısma geldi arkadaşlar. Tam kaymasın, şöyle tutalım. Tam şuraya denk geliyor. Şimdi ölçelim. Bakın bu çentikler, büyük çentikler arası 1 dakikaydı. Burası 1 dakikaysa 1, 2, 3. Bakın burası 10 eşit parçaya bölünmüştü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman 3 olmuştu. 3.1, 3.2. 3.3, 4, 5, 6, 7. O zaman 3,7 mil derim arkadaşlar. Ve waypoint 2 ile waypoint 3'ün arasında bulunan kısma 3.7 mil yazarım. Tam buraya gelirim arkadaşlar. Bu 144 derecenin alt kısmına 3,7 mil yazarım. Diğer rota ve mesafe değerlerini de arkadaşlar bulup harita üzerinde işledim. Şimdi arkadaşlar sefer planı evrağımızda waypointlerimizi bu kısma yazacağız. Hemen yazalım. Waypoint 0, waypoint 1, waypoint 2, waypoint 3, waypoint 4. 4 tanecik waypointimiz var. Bakın burası 0'dı. 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane dedim ama 0'ı unutmuşum arkadaşlar. 5 waypointiniz var. Çok az sayıda waypointi olan bir sefer planı hazırladık. Normalde 50 tane, 100 tane, hatta 150 tane waypointi olan sefer planları var arkadaşlar. Onun için çok büyük uğraş gerektiriyor. Hatta bir gününüzü bile aldığı oluyor bu planların. Şimdi sefer planında arkadaşlar bakın waypoint 0'ın neyini istiyor? Enlem ve boylamını. Yine diğer videolarımda mevki atma ve bulma videomda bu enlem ve boylam bulma konularını işlemiştik. Tek tek biz bunları bulursak bu videomuz çok uzun olacak. Onun için ben hemen bulup bu enlem ve boylam değerlerini buraya yazacağım. Enlem ve boylam değerlerini waypointlerimizin yazdım arkadaşlar. Şimdi rota değerlerini yazalım.
Waypoint 0'dan Waypoint 1'e gidilecek. Onun için bakın Waypoint 0'dan Waypoint 1'e. O zaman Waypoint 1'in hanesine yazacağız bu rotayı. 305 dereceye gidiyormuş. Buraya 305 yazarız. Yani Waypoint 0'ın olduğu rota hattını boş bırakırız. 305 dereceye gideceğiz. Waypoint 1'den Waypoint 2'ye 241. 241 dereceyi yazdık. Waypoint 2'den Waypoint 3'e de 144 dereceye gideceğiz. 144 derece. Waypoint 3'ten Waypoint 4'e de 52 derecelik rotayla gidecekmişiz. Bunu da yazdık. Rotadaki mesafelerimizi yazacağız şimdi. Bakın 0'dan 1'e 1.7 mil gidecekmişiz. İlkine yine burada bir şey yazmıyoruz. Waypoint 1'in hanesine yazacağız bu 1.7'yi. 1,7 mil. Yani buna biz NM yazalım arkadaşlar. NM demek, bakın NM'nin açılımını yazalım. Nautical miles diye yazılıyor arkadaşlar. Bu deniz mili anlamına geliyor. Biz kısaltma olarak NM yazıp bırakıyoruz. Şimdi devam edelim. Waypoint 1'den Waypoint 2'ye. 1'den 2'ye 5.5 mil gidecekmişiz. Onu da buraya yazalım. 5,5 nautical miles. 2'den 3'e de 3.7 mil gidecekmişiz. 3,7 nautical miles. 3'ten de 4'e 4.5 mil. Bunu da buraya yazıyoruz. 4.5 nautical miles. Şimdi arkadaşlar bu mesafeleri toplayacağız. Toplarken hesap makinemizi kullanalım. 1.7 artı 5.5 artı 3.7 artı 4.5 eşittir 15.4 millik bir mesafe gidecekmişim. Bu değerimi arkadaşlar toplam mesafe yazan bu kısmıma yazıyorum. 15,4 nautical miles. Şimdi kalan mesafe Waypoint 0'dan Waypoint 4'e gidilecek 15,4 nautical miles mesafe var. Zaten toplam mesafe Waypoint 0 ile Waypoint 4 arası, onu oraya o şekilde yazıyoruz. Şimdi Waypoint 1'den Waypoint 2'ye bakın 1.7 mil mesafe bitmiş ya. 15.4'ten 1.7'yi o zaman çıkarırız. Eksi 1.7 derim. Kalan mesafemiz 13.7 nautical miles. Sonra 5.5'i çıkarırım. Eksi 5.5 eşittir 8.2. Buraya 8,2 nautical miles yazarım. Sonra 8.2'den 3.7'yi çıkarırım. 3.7 4.5 mil. Artık çıkarma işlemi yapmamıza gerek kalmadı. Çünkü 4.5'ten 4.5 çıktı. 0 millik bir mesafemiz kaldı. Karin altı derinliğe geldik. Karin altı derinlik demek arkadaşlar, şöyle açıklayalım bunu. Şuraya küçük bir şekil çizelim. Şöyle bir gemimiz olsun. Gemiyi de biraz çirkin çizdik ama idare edin arkadaşlar. Şimdi şu su hattımız olsun. Yani denizin içerisinde bu. Buraya biz water line diyoruz. Yani su hattı. Burası da denizin tabanı olsun arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi geminin şu su hattından aşağıya kadar olan ne kadar battığını gösteren ifadeye biz draft diyoruz. Geminin su altında kalan bu kısmına ise biz karina diyoruz. Suyun altında kalan kısım. Karina altı derinlik demiş. Bakın karinası neresi? Geminin en altı burası. Buradan itibaren şu mesafeyi istiyor bizden. Tamam mı? Bizim gemimizin draftı da arkadaşlar kaç metre olsun? 10 metre olsun. Tamam mı? Gemimizin draftı 10 metreymiş. O zaman biz haritadan bu suyun derinliğini buluruz. Bu derinlik oluyor. Haritada verilen ifadeler bunlar. Şimdi haritamıza bakalım. Bakın haritada limanın herhangi bir derinliğini vermemiş. Çünkü bu bir liman haritası değil. Onun için o kitabede bulunan liman haritalarına bakmamız gerekiyor. Ha biz burada takriben bir şeyler konuşup bu sefer plan evranı dolduralım. Bu limanın derinliği arkadaşlar 20 metre olsun, tamam mı? 20 metre olarak belirledik.
O zaman şimdi waypoint 0'daki bu karin altı derinliği yazalım. Bakın bu derinlik 20 ise 10 çıkarsak karin altı derinlik ne yapar? 10 metre olur. Buraya biz 10 metre yazıyoruz. Şimdi hocam bunu niye yazıyoruz diyeceksiniz. Şimdi geminin derinliği 10 metre ya. Geminin minimum girebileceği sular var. Şimdi bu sular arkadaşlar kaptan tarafından belirleniyor. Diyor ki kaptan geminin draftından %20 fazla olan sulara girebiliriz diyor mesela. O zaman onun %20'si ne yapar? 2 metre yapar. Ona 2 ekle, 12 metre derinliğindeki sulara girebiliriz. Bazı kaptanlar der ki %30 da diyebilir, %10 da diyebilir. O kaptana kalmış bir şey arkadaşlar. Tabii bunları hesaplarken bir de gemi hareket ederken gemi çok hızlı gittiği zaman, çok derinliği az olan sularda seyrettiği zaman geminin kıçı böyle aşağıya doğru batar. Buna da squat etkisi deniyor veyahut da şahlanma da diyebiliyoruz. Gemi şahlanıyor ve kıçı daha fazla batıyor. Bu squat etkisini de işin içine katarak bakmamız gerekiyor. Tabii biz şu an burada hani basit şekilde bu sefer planını anlatacağımız için bu konuya girmeyeceğiz. Bu şekilde 10 metre bulduk. Bakın waypoint 0'dan waypoint 1'e giderken en fazla 13 metre, yani en derinliği az olan su 13 metre gibi gözüküyor burada. 13 metrelik yerden geçtiğini varsayalım. 13'ten geminin draftını çıkart. 3 metre. O zaman karin altı derinliğimiz waypoint 1 noktasında 3 metredir derim. Waypoint 2 noktasına bakalım. Bakın buradan bu şekilde gidiyor arkadaşlar. 49, 62, 79, 103 değil mi? En düşüğü 49 gibi gözüküyor. Veya şurada 25 de var. Yani 25'i alalım. 25'ten 10 çıktı. 15 metre. Bakın o zaman waypoint 2 emniyetliymiş. Waypoint 3'e bakalım. Waypoint 3'e giderken de arkadaşlar bakın. Yolda 62, 79, 103 metre gayet yeterli yani. Bunları buraya yazmamız lazım mı? Yazalım. Sıkıntı olmaz yani. 103, 114. 100 metre diyelim ortalama. O zaman karın altı derinliğe biz buraya 90 yazabiliriz. Bu kısımlarda da öyle çok sıkıntılı sular yok. Şimdi waypoint 3 ile waypoint 4 arasına bakalım. 108, 46. Bakın demirleyeceğimiz bölge 46 metreymiş. O zaman 46'dan 16'yı çıkaralım. Ne yapar? 36. Buraya da 36, şu 90 metreydi. Buraya da 36 metre yazalım. Şimdi gemimiz nereden nereye gidiyor? Bakın dan ya diye şeklinde yazmışlar. Yani burada demirleme bölgesine gideceğiz. Veyahut da gideceğiniz noktaları, işte kalkış yaptığınız noktayı buraya yazıyorsunuz. Gideceğiniz noktayı da buraya yazıyorsunuz. Diyelim ki Mersin'den işte Antalya'ya gibi. Devam ederim arkadaşlar. Şimdi kullanılacak haritalar diyor. Kullanılacak haritaları biz harita kataloğuyla ilgili video çekmiştik. Oradan hepsini bulabiliyoruz. Gideceğimiz noktalar arasındaki haritaları bu katalog üzerinden tek tek tespit edebiliyoruz. Tabii arkadaşlar biz burada şimdi bunu dolduracağız. Bu kullandığımız haritayı yazalım. Kullandığımız haritanın numarası haritanın köşelerinde yazıyor. Bakın burada sağ alt köşesinde yazmış 6 numaralı harita diye. O zaman biz buradaki kullandığımız haritanın numarasını buraya girelim. Kullanılacak haritalar. 6 numaralı haritayı kullandık. Daha sonra arkadaşlar tabii katalogdan belirleyeceğiz ama bunun için yazacağımız haritaları yine haritanın kitabesindeki harita kısmından da yazabiliyorduk. Hemen kitabeye gidelim. Kitabemiz burada. Kitabedeki bakın bilgilerden yararlanaraktan bizim gemimiz bu limandaydı. Bakın 123 numaralı harita daha ayrıntılı bir harita. Onu da kullanırız. O zaman buradaki haritaların olduğu kısma biz 123 numaralı haritayı da ekleriz. Bakın başka 76 numaralı haritayı da ekleriz. Şuradaki liman, bu limandaydık biz. Bu liman haritasını da ekleriz. 76 numaralı haritayı da ekledik. Bakın 3 tane haritamızın olması bizim için yeterliymiş burada. Şimdi diğer maddelere geçelim. Seyir uyarıları için düzeltilen haritalar. Haberleşme işaret kod kitabı cilt no. Fener kitapları cilt no. Medcezir cetvelleri. Kılavuz kitapları.
Sailing Direction'lar, notlar, işte bu notlar neymiş? Separasyon tabloları, draft sınırlamaları, kılavuz sınırlamaları vesaire vesaire. Acil durum liman veya demir yerleri. Buradaki bilgileri de arkadaşlar buraya işliyormuşuz. Aşağıda da bakın ne demiş? Seyir aletlerinin kondisyonu. Herhangi bir arızalı seyir aletini kaydediniz. Mesela biz bir yere sefer yaparken bizim otopilotumuz arızalandı. Sefer planını otopilot arızalı şekilde yaptık. Buraya işte cihaz otopilot arızası çalışmıyor. Bozuldu. Notlar işte dümen elde şekilde gidilecek gibi buraya notumuzu alıyoruz. Şimdi bunu hazırlayan kimmiş? İkinci zabit. Gemideki hiyerarşiyi arkadaşlar biraz anlatayım. Gemide en üstte süvari bulunur. Yani gemi kaptanı bulunur. Bakın buraya onaylayana kaptan yazmışlar. Bu gemi kaptanı. Onun altında ikinci kaptan. İkinci kaptan. Biz ikinci kaptana birinci zabit de diyoruz bakın. Onun altında üçüncü kaptan. Ona da biz ikinci zabit diyoruz. Bakın burada zaten ikinci zabit demiş. Yani üçüncü kaptan bunu hazırlamış ve onaylayan kaptan olmuş. Şimdi arkadaşlar kısaca şöyle bir özet geçip konumuzu toparlayıp bitirelim. Şimdi kağıt harita kullanarak biz waypointleri belirliyoruz. Waypointlerin enlemlerini, boylamlarını, rota değerlerini, rotadaki mesafeleri, kalan mesafeleri, karın altındaki derinlikleri hepsini arkadaşlar buraya biz tek tek yazmamız gerekiyor. Düşününsene 50 veyahut da 100 tane waypoint olduğunu, bunu çok zor bir şekilde yetiştiririz. Yani bir günden fazla bir zaman bile alabilir. Ama şu an teknoloji çağındayız ve teknolojik olarak ECDIS cihazıyla biz bu waypointlere tıklıyoruz. Enlemi, boylamı, işte rotası, rotadaki mesafesi, kalan mesafesi hepsi hesaplanıyor. Ve geminin draftını ECDIS cihazına girdiğimiz zaman bu karın altı derinliklerde hesaplanıp elimize direkt olarak veriliyor. Onun için ECDIS cihazı çok büyük kolaylık. Ama ECDIS cihazı var diye ben işte kağıt haritada bunu öğreneyim, öğrenmeme gerek yok gibi bir yaklaşımda sergilerseniz o zaman arkadaşlar tam anlamıyla sefer planı yapmayı öğrenemezsiniz. Sefer planını tam anlamıyla yapmayı öğrenmeniz için kağıt haritada bu işlemi bir kere de olsa yapmanızı tavsiye ediyorum. Kafanıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenirseniz çok sevinirim ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.